sarhoşum. Alo, ne haber Hacı? İyiyim ben de, sağ olsun Hacı. Hacı, bu akşam size gelsem olur mu ya? Dışarıda kaldım mı? Alo. İnsan olur harap, kurtar beni bundan. Ne olursun ya Rab, bitsin artık bu. Alo, ne yapıyorsun Hacı? İyiyim ben de, sağ olsun ya. Hacı, bu akşam dışarıda kaldın mı da size gelsem olur mu? Hadi ya. Tamam hacı, neyse ya, sağ olsun yine. Tamam hacı, görüşürüz hadi. Ben düşünmekten yoruldum. Hep sevmekten. Her akşam vodka ve şarap içtikçe delirir. İnsan olur harap. Kurtar beni bundan. Ne olursun yarab. Bitsin artık bu korkunç serap, serap. Her akşam vodka rakı ve şarap içtikçe delirir. İnsan olur harap. Kurtar beni bundan. Ne olursun yarab. Bitsin korkunç serap. Bittim ben. Düşünmekten yoruldum. Hep sevmek. Memleketler. Eskişehir mi? Kahve kültürü bir ihtiyaç. Cebindeki para ancak şu kahvede belirli bir süresini barındıracak olan meblağdır. Ona istinaden millet burada. Yoksa kahve kültürü diye bir şey yok. Her küçük yakmak. Küçük yakmak. Bu kaç para biliyor musun? Kaç para alacağım? 1 liraya. 1 liraya. Bu kaç para biliyor musun zaten göre? 22 kuruş. 22 kuruş. 25 kuruş falan da güzel. Yani 1 liranın 4'te 1'i falan değil bu. 22 kuruş. 22 kuruşa bunu satan Tahtakale'deki vatandaş bundan para kazanıyor. 20 kuruşa, 22 kuruşa sattığı halde para kazanıyor. Bunun gerçek fiyatı ne o zaman? Ben onu merak ediyorum. Reşat doğru geldi. Nereden göreyim? Çalar sorayım ya. Anam yok, babam yok. Yalnızım, korkmuş, çık üstüme. Kimsem yok, anam yok. Ben yetim, ben yetim. Ben yetimim. Ya bir gün çok, yani çok olaylar oldu. Şimdi bizim müdür bey geldi buraya, emniyet müdürü geldi, bizi yakaladı gece 2'de. Burada oturmuşuz, işte yemek yiyoruz falan. Bizim kapanma saatini geçmiş tabii. Sen dedi, niye kahveyi kapatıyorsun? Dedim, sayın müdürüm, ben dedim, kahveyi kapatıyorum ama dedim, hava dedim kaç derece, -5 derece dedim. Bak dedi, yak dedi lambaları, bir yaktı lambaları, dolaşıyor içeride. Bir kişi burada yatıyor, 3 kişi içeride yatıyor, 2 kişi yukarıda yatıyor. Hepsi şey. Dedim, ben dedim kahveyi kapatacağım da bu adamlar dedim nereye gidecek? Sen dedi devlet misin? Sana ne dedi? Bayan çizmesi yapıyoruz. Ama yurt dışına yapıyoruz. Fransa'ya yapıyoruz. Yunanistan'a yapıyoruz. Bir ülkelere yapıyoruz. Bizden niye alıyorlar? Kendi ülkelerinde yapmış gibi ortak pazar ülkelerinden o malı satıyorlar. Hanımefendiler de Fransa'ya gidiyorlar, burada çizme alıyorlar, buraya gidiyorlar, bunu Fransa'da alıyorlar. Dışarıda yatanlar, kimse sizlere, ne bileyim, yardım edeceksiniz böyle. Ben de dışarıda yatanlar, ben çok yattım dışarıda. Böyle insanlara yardım edeceksiniz. Dargınım yalan sözlere, dargınım böyle kadere, dargınım, dargınım, dargınım.
Dardım sahte üzere dardım, böyle kadere dardım dardım. Başol Menderes'i davasında Başol, Salim Başol var. Duydun mu hiç? Yok, duymadım. Duymadın mı? Yani. 1960 itibarında Yassıada'da Menderes'i yargılayan Yüce Divan Başkanı Salim Başol. Benim de babamın ismi Salim. 1960'da Maltepe'de kahvehane çalıştırırken lokalı, Zafer Spor lokalini, oradaki bir abi babamın ismi Salim diye Başol diyor. Yani lakabını Başol takıyor. Ta o yıldan beri Başol diye anılıyor benim babam. Yani kahvehanede de Başol yazar. Yani. Bir cam dedi. Çek aldım, çek. Bakarsın silahını yapışlar. Düşünmekten yoruldum. Hep sevmekten. Sarhoşum, sarhoşum. Ölmüşüm ben ya. Yok, git yolumdan. Sevdiğimi gidiyorum ya. Ama ben gülüyorum yine. Gülüyorum çünkü. Biliyorum beni kovacak. Kovacak beni. Seviyorum. Hangi İstanbul? Kadıköy'deki İstanbul'un mu? Bakırköy'deki İstanbul'un mu? Burada Tayyak adında yaşayan İstanbul uyumu anlatayım sana. Hangi İstanbul? Boğaz'daki İstanbul'u farklı yaşıyor. Tayyak adındaki şu anda sular kesiktir orada. Çünkü her taraf kar içinde. O farklı yaşıyor. Hangi İstanbul? Sarhoşum düşünmekten öldüm ben hep sevmekten. Her akşam vodka rakı ve şarap içtikçe delirir insan olur harap. Kurtar beni bundan ne olursun yarab. Bitsin artık bu korkunç şarap, şarap. Her akşam vodka rakı ve şarap içtikçe delirir insan olur harap. Kurtar beni bundan ne olursun yarab. Bitsin korkunç şarap. Bittim ben.